Burcu Hocam, Merhaba. merhaba. Merhaba Burcu Hanım. Sonunda. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Böyle sıcaklarla boğuşuyoruz Türkiye olarak. Gerçekten iyi ki bu saatte yaptık canlı yayınımızı. Böyle biraz daha insanlar şey dedim ben geçen gün. Havalar o kadar sıcak ki akşam 9'dan önce güne başlayamıyoruz diye. Ne yazık ki böyle bir süreçten geçiyoruz. Sevgili Kesinlikle. hocam, beni kırmayıp yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben de nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sıcak bir Bursa akşamından herkese selam ve sevgiler. Tatilde olanlar bizim için de bol bol serinlesin. Ne mutlu onlara. Biz çalışıyoruz. Ve bu Evet, akşam da çok işimizin farklı başındayız. konular paylaşacağız. Birazcık geciktim, kusura bakmayın. Bağlantı tam yoğunluk saatinde olduğu için. Hiç sorun değil. Geç olsun, temiz olsun. Yeter ki kopmasın. Böyle güzel bir şekilde yayınımızı teslim edelim. YouTube'a aktaracağız çünkü. Oradan da izleyicilerimiz başından sonuna kadar takip edebilecekler. Çok İzleyicilerimize de güzel. teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz şimdiden. Çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz hocam. Yaptığınız paylaşımlar, emek verdiğiniz yolculuk çok kıymetli. Ben hep diyorum, bir kişi bile çok önemli. Boş birçok kişiye ulaşmaktansa 10 kişi olsun, 5 kişi olsun ama o mesaj yerine gitsin. Değil mi? Ona Kesinlikle öyle. şifa versin. Bu benim İhtiyacı için olana her daim ulaş. çok önemli. Değil mi? Evet, ihtiyacı olana ulaşsın. Zaten sistem mutlaka ihtiyacı olanı ve hazır olanı hazır olanla tak diye buluşturuyor. Tam da Venüs retrosu başlarken bu yönü Sizin yapıyor de bizim olmalı. gibi. Evet, aynen öyle. Tesadüf olmasa gerek, tesadüf yok. O yüzden de çok tatlı bir akşamda. Böyle hafif gökyüzünde yeni ay da belirmiş. O yüzden hepimizin hayatında karanlık kalan tarafları aydınlatacağı bir yayın olmasını diliyorum. Bütün takipçilerinize sevgiler benden. Hoş geldiler. Ve hepsiyle tanışacağım için ben de çok heyecanlıyım. Bakalım herkes ne Şahane. Zaten çok güzel, çok lezzetli yorumlar aldık yayın öncesinde de. Her birine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Zaten hani şimdi beni yakından takip eden birçok kişi bilir hocam. Yayın olsun da kiminle olursa olsun mantığında hiçbir zaman olmadım. Vizyon benim için çok önemli. Kalite benim için çok önemli. Duruş, uslup, bilgi, o bilgiyi nasıl aktardığı karşımdaki kişinin, uzmanımızın her daim çok önemli. Ben ne izlemek istiyorsan her daim onu vermek üzerine çalışıyorum. Ve hiç de bunun pişmanlığını yaşamadım, yaşatmadılar da. Bunun çok üzerine 7 gün şükür, 24 teşekkür. saat konuşabiliriz. Hazır mısınız hocam? Başlayalım mı? Merak ettiğimiz çok konu var çünkü. Vallahi ben çok hazırım. Tamam. Evet, izleyicilerimiz de hazırsa başlayalım. Gelsin tatlı konular. Sizin söylediğiniz çok hoşuma gidiyor hocam. Alın travmalarınızı, gelin bakalım ne olacak diye. Harika, gerçekten. Hani biraz da aslında olayların mizahsel olarak da yaklaşmamız gerekiyor. Yeterince sorun sıkıntı var zaten, öyle değil mi? Hem de nasıl, hem de nasıl. O yüzden de travmasız insan yok ki. O yüzden herkes böyle kendini sanki çok sadece benim başıma geldi. Eyvah ben ne yapacağım? Ay şimdi ben bunu kimseye söyleyemem. En iyisi ben bunu içimde tutayım. Hiç sesimi de çıkartmayayım deyip böyle içe ata ata yuta yuta yuta. Sonra bu bedenimizde hastalıklar ya da gerçekten psikolojik problemler olarak önümüze çıkıyor. Hiç gerek yok. Ben her gün neredeyse birkaç danışanla çalışıyorum. Ve karşılaştığım herkesin aleme açılan bir kapı olduğunu, herkesin derdinin, hikayesinin, yaşadıklarının, hatta bunlara yüklediği anlamların, algıların çok farklı olduğunu görüyorum. Zaten belki de birazcık travmayı bilmediğimizden de korkuyoruz. Çünkü travma deyince böyle saçlar dikiliyor hepimizde. O yüzden ben istedim ki travmasını alan gelsin. Hangimizde yok ki? Çantanıza koyun. Sizinle birlikte geçsin hatta. Onunla yüzleşmek çünkü onu iyileştirmenin en tatlış yolu. Siz de o kadar tatlı ve lezzetli aktarıyorsunuz ki programımız da su gibi geçecek. Nasıl başlayıp bittiğini anlamayacağız. 45 dakikalık bir süremiz var. Ama tabii ki hop 45 dakikanın sonuna geldik, yayını kapatıyoruz. Yok, giriş gelişme sonuç olarak böyle detaylı detaylı aktaracağız. Bister gibi yayınımızı sonlandıracağız. Hocam, yayından önce sizinle istişare ettiğimizde çok önemli bir şey söylediniz. Bunu izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Dediniz ki Tabii. travmalar insanların dışa yansıtamadıkları şeyleri içine attıklarında bunlar kiloya kadar sebep gösterebilir. Kilo almalarına sebep olabilir. Aslında bilmediğimiz o kadar nokta var ki dilimizde pelesenk olmuş. Travmalarım var. Evet, bipolar mıyım?
İşte anksiyeten var. Ne olduğunu bilmiyorlar ki. Bilmeyen birçok insan var sevgili hocam. Öncelikle şunla başlayalım. Travma nedir? Travma aslında isminden anlaşılacağı gibi korkulacak bir şey değil. Bir defa şunu anlamalıyız ki travma psikolojik bir sorun değil. Travma tamamen fizyolojik bir sorun. Yani bunu şöyle açabiliriz parantezini. Ne demek? Aa, biz hep psikolojik bir sorun olarak algılıyorduk. Ben de öyle algılıyordum. Aslında yaşadığımız olaylara travma diyorduk şimdiye kadar. Ben de öyle biliyordum açıkçası. Oysa ki travmalar bizim yaşadığımız olumsuz, bize acı veren, ızdırap veren, unutamadığımız ve her ona benzer bir şeyle karşılaştığımızda hop diye yüzeye çıkan olayların bizde bıraktığı izler. Yani bir imza gibi düşünün. Dolayısıyla da her yaşanan acı ve ızdırap dolu olayın hem bizim beynimizde, nöronlarımızda hem de bedenimizin her bir organında bir izi var. Bir çizik atıyor. O yüzden de psikolojik olarak değil, zihinsel olarak çalıştıkça travma zamanla geçebilen bir şey değil ne yazık ki. Hani ben bunu unutayım. İşte diyoruz ya sanki bugün bir olayla karşılaşıyoruz. Çok olumsuz, çok canımızı acıtan, bizi böyle yıpratan, Allah'ım belki sevgilimizden ayrıldık, dizlerimizi döktük, yataklara düştük, işimizden ayrıldık, çok yokluk, parasızlık vesaire çektik. Sonra bir zaman sonra tabii bu geçiyor. Ve biz bunun bizde, bedende ya da zihinde geçtiğini de düşünüyoruz. Hayır. Yani onların hepsi böyle üst üste konulan piramitler gibi tık 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 birikiyor. Zaten geçse adı travma olmaz. Evet, birikiyor ve kendisine yakın onu tetikleyen bir olay bulduğu anda da bir unsur hop diye yüzeye çıkıyor. O yüzden de travma zamanla değil ancak yüzleştiğimizde iyileşen bir şey. Öncelikle bu gerçeği kabul edeceğiz. Bundan çok korkuyor danışanlarım, görüyorum. Çünkü şöyle algılanıyor biraz ki Barış Muslu Hoca bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki gerçekten de ne yazık ki travmalarınızla yüzleşmek zorundasınız ama bu kadar da kötü bir şey değil. İnsanları amacımız tabii seanslarda şunu yapmak değil. Ne bileyim tacize uğrayan, tecavüze uğrayan, başına çok kötü şeyler gelen, hiç hatırlamak istemediği şeyler, belki rüyasında görmeyeceği şeyleri hayatının içinde yaşamış kişiler var ve bizzat en yakınları tarafından. O yüzden de çok hassas ve çok ince bir nokta zaten bu tarz çalışmalar. Tabii ki de kişileri pat diye o ana götürmüyoruz. Ama o anıya gidip orada ne yaşadığını ve o içinde tutmuş olduğu, kimseye söyleyemediği o belki öfke, belki kin, belki nefret o duyguyu sağıtmak gerekiyor. Oraya Şişmiş bir balonu söndürmek gibi evet. aslında. Çünkü o yaşananlarla tekrardan yüzleşmeden bu sağıtma işlemi gerçekleşmiyor. Biz bu sağıtma işlemini kişileri üzmek için yapmıyoruz. Zaten hiç kimse üzülmüyor da çünkü dediğim gibi aldığımız eğitimler ve çeşitli yetkinliklerle zaten bunu step step gerçekleştiriyoruz ve kişi buna hazır oluyor. Önce kişiyi buna hazırlıyoruz. Yüzleşmeye hazır olması gerek. İkinci olarak ise burada aslında bedenin ve beynin ne kadar ilkel olursa olsun kendini iyileştirme tarafını kullanıyoruz. Hocam, çok önemli maddeler veriyorsunuz ama sözünüzü özür dileyerek kesiyorum. Hazırlamamız Tabii rica ederim. gerekiyor dediniz. Evet. Eğer zor olmazsa şayet izleyicilerimiz de biliyorum herkesin hep verdiğim örnek parmak izidir. Herkese verilen öğütler ya da eğitimler ama nasıl hazırladığınızı en azından böyle yüzeysel olarak bizlerle paylaşmanız mümkün mü? Biliyorum çok zor ama elimizden geldiği kadarıyla aktarmamız mümkün mü? Tabii. Tabii. Ben Theta Healing eğitmeni olduğum için Theta Healing danışmanlığı olarak çalışıyorum. Dolayısıyla da biz zaten kişilere deriz ki öncelikle kendi yaşamınızla yüzleşmeye hazır mısınız? Çünkü kişi özgür iradesiyle gelir ve ben artık hayatımda yaşadığım, içimde tuttuğum, kimseye söyleyemedim ya da hayatımda tekrar eden döngülerden kurtulmak istiyorum diye. Yani bunlardan arınmak ve hayatımda bir değişim, dönüşüm, yeni bir sayfa açmak istiyorum der. Bu hayatımda çeşitli şeyler olabilir. Zaten travmaların hayatımızda yansıttığı birçok yön ve yan var. İlişkilerimizde, iş hayatımızda, kendimizi ifade ediş şeklimizde bazen çok suskun görürsünüz birilerini, bazen çok içe kapanık. Dolayısıyla da bunların hepsinin altında bir etki vardır. Kendi kişiliğini etkileyebilecek ve onu kontrol altına alabilecek. O yüzden deriz ki zaten birden fazla kez danışmanlık almanız gerekiyor. Yani bir kez de çözülebilecek bir şey değil. Hakeza çözülebilir de. O yüzden danışan size belki ilk geldiğinde güvenmeyebilir. Tüm üzerine anlatmayabilir. Ama ikinci ve üçüncü çalışmada zaten eğer gelmiş olduğu konu en altta dipte yatan o kök inanç hangi anıya, hangi zamana, hangi kişiye bağlıysa zihni bizi belirli soru kalıplarıyla
geriye ve daha geriye, çocukluğa, oradaki anılara, belki de atalarından gelen genetik bir kod varsa oraya kadar geri götürüyor. Bu O yüzden genetikler yavaş beni çok üzüyor yavaş bir hocam. yolculuk. Evet, Evet, bir yolculuk. gerçekten bizim Kesinlikle suçumuz doğru. ne? O kadar genetik, o kadar geçmişe gidip o yükleri taşımak bana biraz üzücü ve sevimsiz geliyor. Artık her şeyin yavaş yavaş farkındayız. Araştırıyoruz, irdeliyoruz atalarımızdan işte gelen o yükler neler, o yüklerden nasıl arınmamız gerekiyor vesaire ama bu başlı başına başka bir konu. Çok derine ineceğimizi biliyorum. O yüzden bu konuda ama üzgünlüğümü de dile getirmek istiyorum. Gerçekten bizim suçumuz ne? Atalardan gelen Şöyle o hemen yükleri taşımak oraya zorunda mıyız? evet. Aslında burada ne suçlu var ne suçsuz. Çünkü bizim ruh varlığımız yaşama gelmeden evvel el kaldırıp bize sunulan birkaç deneyimden bir tanesini seçip geliyor. Ben hangi tekamül sürecinde sınanmayı seçiyorsam yani deneyimlemeyi, sınav denilen bir şey diyor. Kime göre, neye göre, kim kimi sınıyor. Sadece deneyim var. Dolayısıyla da ben seçmiş olduğum tekamül ilişkiyle ilgiliyse o zaman beni ilişkilerle ilgili, anne babayla aile olmakla ilgili, bu değerlerle ilgiliyse beni anne baba ve aile olmak konusunda zorlayan, para kıtlıkla ilgiliyse o zaman beni burada zorlayacak bir aileyi de seçmiş oluyorum. O yüzden bunu deneyimleyecek o alanı ve ortamı açıyor bana aile. Yani aslında düşünüldüğü gibi atalarımın suçları, onların bedelini ben niye ödüyorum ya da benim çocuklarıma niye geçiyor değil. Sizin zaten seçtiğiniz tekamüle uygun olarak bir genetik yapıya ve coğrafyada doğduğunuz için onlar sizin sadece ruh aileniz ve deneyimlemeniz için yardımcılar oluyor. O yüzden burada aslında yaşadığımız her olay, iyi kötü, ay facia, eyvah ben ne yapacağım, yandım, bittim, kül oldum demek yerine öncelikle bir adım geriye çekilip bu olayı yaşadım, okey. Tabii çok da kolay olmuyor onu yaşayan kişi için ama işte çeşitli desteklerle bu bir süre sonra gerçekleşebiliyor. Buradan öğrenmem gereken şey ne? Neden benim başıma böyle bir şey geldi? Acaba gerçekten atalarımdan birisi böyle bir şey yaşadı ve yarım kalan bir sınav yani donmuş bir duygu ya da olay mı var ya da dediğiniz gibi saklanan bir sır mı var ve ben onu takip ettiriyorum? Yoksa çocukluğumda yaşadığım, şahit olduğum, gördüğüm ya da duyduğum bende bırakan bir iz sebebiyle mi ben hemen ona yakın bir şeyi gördüğümde tetikleniyorum. Çünkü travma ne dedik? Bizi duygusal, bilişsel değil mi? Travmalar ikiye ayrılıyor. Bedensel, fiziksel ya da sözel, işitsel olarak. Yani bazen sadece duyduğumuz bir şeyden bile Tabii etkilenebiliriz. sadece fiziksel değil bu anlamda duygusal tehdit de travma sebebi olabilir mi diye soracaktım zaten hocam. Tam da zamanında söylediniz. Buyurun. Evet, olabilir. Yani örnekler verelim. Bence çok daha iyi oturabilir. Neler Lütfen. olabilir? Evet. Çünkü insanlar diyor ki, aa senin travman mı var, benim travmam yok. Ya da benim var, senin yok. Aa sende böyle büyük travmalar mı var? Hiç bilmiyordum çocukluğunda bunları yaşadığım. Şimdi biz ilk önce çok böyle facia, aman hiç kimsenin başına gelmemiş şeylerden travma olabileceğini düşünüyoruz ama değil. Mesela karşımıza şöyle insanlar çıkar. Burcanım. Mesela ben yağmurda yürümeyi çok seviyorum. Benim bir Ben tane de. arkadaşım var. Der ki, ay yağmur mu? Ben ıslanmaktan nefret ederim der. Şimdi anlayabiliyorum. Çünkü yağmur bana göre arındırıcı, temizleyici, ferah ve suyun şifası gibi anlamlar teşkil ederken arkadaşım için yağmurla ilgili belki hatırladığı, belki de bilişsel hafızasında hiç hatırlamadığı, geçmiş yaşamlarından gelen, belki atalarında boğularak ölen, belki işte yedi kuşağa kadar geriye giden, sudan korkuyordur ya da iğreti oluyordur ama nedenini bilmiyordur gibi hafıza kayıtları olabilir. Ya da işte yemek yemek benim için keyiftir mesela ama bazı insan der ki ben şu kadarcık yerim ve doymak için yerim ama senin gibi zayıf olamam, kiloluyum. İşte ne dedik? Aslında yine atalardan gelen sırlar saklı olabiliyor. Mesela yine bir savaş esnasında bir asker olabiliriz ya da atalarımızdan biri askerde savaşırken orada şahit olduğu çok acı olayları gördüğü için bu nesiller nesile aktarılabilir ve evde en ufak bir tıkırtı, patlama, çatlama bir tabak yere bile düşse tak diye o top sesi gibi siz irkilebilirsiniz. Ama bunu bilmezsiniz nereden geldiğini. Yani bazı insanlar çok içe kapanık, sessiz, sakindir. Belki çocukluklarında gerçekten anne babanın işte kavga gürültüsüne tanıklık ettiği için ben mesela hiç kavga gürültü kaldıramam diyebilir kişiler. Mesela ben dışarıda sokakta asla hani zaten bir hayvana vesaire bir canlıya bir şey yapılmasına zaten tahammül edemem. Hepsiniz tepki Kesinlikle. gösterirdiniz. Aynen öyle. Bir karışıklık, bir kaos, bir kavga gördüğümde direkt kulaklarımı kapatırım.
Yani asla kavgadan, yüksek sesten hoşlanmam. İşte Ki geri bunu dönelim. araştırmışsınızdır siz, nerelerde Evet. bulmuşsunuzdur, değil mi? Ama Evet. işte bizler bunu bilemiyoruz. Mesela ben denize de gitsem kum değmeyecek benim vücuduma. Kumdan hiç hoşlanmıyorum hocam. Yani direkt hemen yıkamam lazım o kumu vücudumdan. Bakıyorum yani kumla alakalı bir şey yaşamadım. Yani bazen çocuklukta Yaşamam yok. olabiliriz. Bu hatırladığı şeyler de olabilir kişilerin. Bazı kişiler de çocukluklarını direkt silmiş oluyorlar Burcu Hanım. Mesela diyebiliyor ki daha dün karşılaştım bir danışanım. Seval Hocam benim mesela 5 yaşına kadar hiç yok diyor. Yani 5 yaşına kadar statik. O zaman orada anlıyorum ki ben beynimiz eğer isterse bir kişinin ismini bile unutabilir. Ya da onu resetleyip bazı anıları komple oradan böyle kesip kırpıp yok edebilir. O zaman oraya eğer ki birinci danışmanlıkta hatırlamadıysa ikincide bir tık daha hatırlıyor. Aa benim aklıma geldi 4 yaşında bir anım diyor. İşte üçüncü danışmanlıkta aa evet ben 2,5 yaşındayken burada böyle bir şey yaşamıştım gibi bilinçaltındaki blokajlar yavaş yavaş arınmaya başladığında düşünce sistemimiz, zihnimiz de açılmaya ve hatırlamaya başlıyor. Çünkü unuttuğumuz gibi hatırlayabiliriz de. Ama önemli olan burada neler yaşadığımız. Mesela ben buraya birçok örnek yazmıştım. Hani hepsini aklımda tutmam mümkün değil diye. Çünkü Siz onlara bakarken hocam ben de izleyicilerimize şunu paylaşayım. Benim tabii. verdiğim bir kum örneği birçok insanın yaşadığı travmaların yanında şu kadarcık bir şey. Hiç. Sakın kimse yanlış anlamasın. Sohbeti açtı. Ben de öyle bir örnek verdim. Yoksa o kadar ciddi Evet. anlamda travmalar var ki hiç azımlanmaması gerekiyor. Küçümsenmemesi gerekiyor. Herkesin ağrı eşiği çok başka. Kaldırabilite gücü çok başka. Hemen bunun da altını çizeyim hocam. Buyurun devam edin lütfen. Kesinlikle öyle. Biz şimdi duygusal yaşadığımız her şeyde eğer ki orada derslerimizi almazsak ne oluyor biliyor musunuz? Hayatımızda kişiler değişiyor, olaylar değişiyor ama biz karşımıza çıkan herkeste geçmişi görmeye devam ediyoruz. Çünkü Senaryo travmalar aynı. evet bizde birer yara. Sanki hep geçmişi tekrar ediyormuşuz gibi geliyor. O yüzden de travma deyip geçmemek lazım. Kiminin su, kiminin ses, kiminin görüntü. Mesela bir trafik kazasına şahit olmuş olabilir kişi. Bir daha hayatı boyunca arabaya binmekten korkabilir. Bu kişi için bunu atlatmak zordur. Ama ben belki böyle bir şeye tanıklık etmiş, oraya gidip koşup yardımcı olmuş. Ama beni çok da etkilememiş olabilir. Keza gene bir denizde havuzda boğulma tehlikesi geçirmiş olabilir kişi çocukken ve sudan korkuyordur. Bu da yine yenilebilir çalışmalarla ya da üzerine sevmek için bir hayvan atlamış olabilir. Kediyle köpekle oynarken bu onda bir travma bırakmış olabilir. Mesela benim yılan korkum vardı böyle çünkü çocukluğumdan yetişkin olana kadar birkaç kez böyle yılanla ilgili anılarım vardır. Ve yılanlardan çok korkardım. Ta ki bu çalışmalarda tanışıp yılanın bir şifa, yılanın DNA, yılanın tıp sembolü olduğunu öğrenip araştırmaya başlayıncaya kadar. Keza gene biraz korkuyorum ama işte o yaşadığım o 3-4 tane anıyı şifalandırdıkça yavaş yavaş bunlar sizden de arınmaya başlıyor. Mesela daha çok şey olabilir. Ayrılan anne babalar. Güncel örnekler vermeye çalışıyorum. Hem öyle annesi babası Evet. alkol bağımlısı olan çocuklar, şiddete maruz kalan çocuklar, annelerin ve babaların mesleği farklı alanlarda olan çocuklarla da görüyorum ben hocam. Yani geri geliyor babasını göremiyor şehir dışında çalıştığı için ve Evet. evlilikten soğuyor bu sefer. Evlendiğimde hayır Kesinlikle diyor. öyle. Benim çocuğum babasını görmek zorunda. Öyle bir travma yerleşiyor. Evet. Bak gene aynısını yaptık hocam. Travma. Ya bu kadar basit hemen tanı koyabiliyor muyuz? Ya travma o Hemen kadar sorayım sıcağı sıcağına. olabilir dediğim gibi. Hani spesifik bir örneği de yok. Travmalar kişiye özeldir bence. Travma ne demek? Bizim amigdala'da yani beynimizin amigdala bölümünde o aralıkta tutulan anılar yani dondurulmuş, ifade edilmemiş duygular. Bazı danışanlarım der ki Seval Hanım mesela ben çok konuşkan biriyim, acayip iletişimciyim, her yerde kendimi rahat ifade ederim. Ama yeri geliyor öyle bir şey oluyor ki mesela iş yerinde yöneticilerime karşı ya da bir topluluk önüne çıktığımda eğer bir bana ya da haksızlığa uğradığımda ne yapıyorsunuz diyorum nasıl tepki veriyorsunuz diyor ki bir anda bana böyle bir kal geliyor böyle bir donuyorum sonra da 5 dakika 10 dakika sonra ben neden orada ona bunu söylemedim bunu söylemem gerekiyordu deyip kendimi suçluyorum diyor. Şimdi orada ne var bir donma var.
orada neden hangi duygu dolmuş? Eğer kendinizi ifade etseydiniz, savunsaydınız en kötü ne olurdu diye soruyorum. Arkadaşımı kaybederdim, bir daha benimle konuşmazdı, ortamda rezil olurdum diyebilir. Eşimi kaybedebilirim korkusu var keza. O zaman ne olur? Hakkımı savunursam işten atılırdım. Peki bu size ne hissettiriyor? Susmak zorundayım. İlk kez nerede, ne zaman sustunuz ya da susturuldunuz diye geriye doğru derin kazmayla devam ediyoruz. Anne babası ayrılan çocuklar ne yazık ki çocuk aileyi bütün olarak görür. Anne ya da baba diye değil. O yüzden ayrıldıklarında ne yazık ki çiftler arasında çocuk bir seçim yapmak zorunda kaldığı için bunu da ayıramaz ve bir çelişki yaşar. Burada da yine çok büyük travmalar olabilir. Dediğiniz gibi madde bağımlısı olan bir babaya sahipse annesine uygulanan şiddet nedeniyle bir gün ben de özellikle de kızsa danışanım, bayansa bir gün ben büyüyeceğim, yetişkin olacağım ve bütün erkeklerden annem için intikam alacağım olabilir. Ya. Bunu ona söyleten ya da şey ben nedir? Böyle bir baba olmayacağım ya da böyle bir anne olmayacağım. Evet. Zaten kendimize çekiyoruz o olumsuzluğu ister istemez. Evet ama işte bir erkek danışanımsa babasına benzememek için bu sefer de pasif bir karakter olup karşısına çıkan her kadının dediğini yapan, farkında olmadan bu sefer ilişkiye bağımlı olan, hayır diyemeyen, alanını koruyamayan kişi oluyor. Neden? Çünkü farkında bile değil ki babasına benzer bir kişiyi hayatına çekiyor. Orayı şifalandırmadığı süre içerisinde ve onu da yönetecek birini bulmuş oluyor. Ya da işte bir bayansa hayatında ruh eşini bulmakta zorlanıyor ki bugünkü paylaştığım videomdu. Çünkü kendini korumak için erkeklerden uzak kalmalıyım. Siz ne yaptınız o anda? Hiç şahit oldunuz mu böyle bir şiddete diyorum. Evet, ben kulaklarımı, gözlerimi kapattım ve kapının arkasına saklandım diyor. Bana o anı anlatıyorsa biliyorum ki orada kalan bir iz var. O anıyı şifalandırıp özgürleştirmek. Gene altını çizelim hocam. Sadece fiziksel şiddet değil, sözlü şiddet de çok ağır. İkisi çok. De olabilir. Çok. Mesela ona da örnek şöyle verebilirim. Kurumsal hayatta ya da iş hayatının herhangi bir alanında çok sert bir yöneticiyle çalışıyor olabilirsiniz. Bunu hani çokça hepimiz karşılaşmışızdır. Zaten biraz da böyle çekingen bir tipseniz, işte orada kocaman kocaman bir sürü yöneticilerin arasında, kalabalık insanların arasında toplantılar olur ve orada kalkıp size sert bir söz söylediğinde ne olur? Bu sizde bir daha topluluk önünde konuşma korkusuna kadar tak diye kazınabilir. Bakın bunların hepsi travma. Dolayısıyla da ama daha çok derin izler bırakan o 0-7 yaş, daha da derin izler bırakan o atalardan geriye gelenler olabiliyor. Mesela askere gidip şehit olmuş olabiliyor. Bir danışanım var, geçen ay çalıştım. Nedir benim bu askerlerden çektiğim? Sürekli disiplin, sürekli kuralcı kişilere hayatıma çekiyorum ve sürekli kısıtlanıyorum dedi. Dedim ki ailenizde asker var mı? Tabii babam asker, dedem işte asker, şöyle asker, böyle askerdi. Ha. Peki vefat eden var mı? Evet, dedem şehit olmuş. Çünkü onu temsil ediyor enerji olarak genetik hafızada. Ne yapıyor? Dedeyi sisteme dahil etmek için hayatını ona benzer kişileri çekiyor. Çünkü ben dedem gibi olursam onun torunu olurum, bu aileye ait olurum diyor. Başka ne olabilir? Mesela ne kadar sağlıklı bir düşünce? Sağlıklı değil. Evet. Az önce işle alakalı bir örnek verdiniz hocam. Benim de aklıma geldi. Çok da önemli bir şey paylaşmak istiyorum sizinle ve izleyicilerimizle. Bu çok erken yaşta başladım ben iş hayatına. 22 yılı şöyle bir arkada bıraktım. 17-18 yaşlarındaydım. Tabii ki hiyerarşi durumlarını çok iyi analiz eden bir insanım. Saygımda ve uslubumda asla saygısızlığım olmaz. Bir şeyle karşılaştım. Sen dedi bunu bu şekilde yapacaksın. İşte emir tipiyle hem fiziksel hem yüzeysel, hani böyle sözel ve insanların yüzünden de anlaşılır ya hocam. İstediği kadar gülsün ama o gülmüyordur zaten. Anlarız onu. Dedim ki yaşım istediği kadar ufak olsun, tecrübesiz olayım. Hayatınızda dedim hiç mi sevilmediniz? Şöyle bir kaldı. Yani bu kadar sevgisiz biri olamaz çünkü. Orada o yaptığı bana değil, bireysel değil, herkese karşı öyle. Benim izleyicilerimizden, daha sonra YouTube'da izleyecek olan izleyicilerimizden şunu rica ediyorum. Böyle insanların söylediği sözleri, yöneticiniz dahi olsa, kendi üstünüze kişisel olarak algılamayın. Hocam yanlışım varsa lütfen düzeltin. Bu onun şöyle sorunlarıyla alakalı da bir durum. Karakteriyle. Kesinlikle öyle ama biz burayla ilgilenmiyor olmamız gerekiyor. Neden? Önemli olan ben neden öyle bir kişiyi hayatıma çektim?
bu yöneticim olabilir, verdiğiniz örnek gibi. Bu iş arkadaşım olabilir, bu beni manipüle eden bir eş ya da sosyal çevremde yakın dostum olabilir. Kişilere naçizane önerim. Şimdi burada bana göstermesi gereken şey ne? Çünkü benim karşıma geldiyse frekansımız eşleşmiş demektir. Çünkü aynı frekansta olan kişiler eşleşiyor. Ama benim orada rahatsız olduğum bir şey varsa o zaman bana bir eksik tarafımı gösteriyor. Burayı törpüle diye. Çünkü mümkün değil başka türlü bunu bana yaşatıyor olması. O yüzden hayatımızda başımıza gelen her şey aslında bizimle ilgili. Hep diyoruz, dönüşmek için öncelikle şu parmağı, işte kayınvalidem, annem, babam, yöneticim, arkadaşım değil, bu benimle ilgili. Peki, bu kendimizi yargılayıp suçlamak anlamına böyle yerden yere vuralım diye değil, şunu söylüyorum, görmem gerekeni gör, dersini al ve yoluna devam et. Bu aslında bizi özgürleştiren bir şey. Çünkü ilerlemem için bunu yapmam gerek. Eğer o niye öyle yaptı diyorsan, evet o onun sorunu, okey, ama ben buradan ne algıladım? Hayatı biz algılarımızla yaşıyoruz. Travmalar da böyle. O yüzden suya sizin ve benim yüklediğim, yağmura yüklediğim, ateşe yüklediğim algı farklı. Herkes algısına göre, mesela sizi de öyle, seven de kendi algısına göre sizden bir beklentisi var, sizden beslendiği, sizde hoşlandığı, kendine yakın hissettiği şeyler var. Benimle çalışan ve takip eden kişiler de öyle. Kendine yakın bir şeyler bulduğu için takip ediyor. O yüzden de burada saygı duymak gerekiyor ve uymuyorsa ve bir şey tekrar ediyorsa, o kişi gitti, yerine yeni gelen kişi de aynı davranıyorsa, o zaman burada hala yarım kalan bir dersim var demek. Mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Çok kısa bir süre önce okullar kapanmadan oğlumu okulun bahçesinde kaybetmiştim çıkış esnasında. Evet, neredeyse böyle aklım ayaklarıma indi. Gerçekten hocam benim... söylerken bile şuranızda kaldı cümleler, yani hissettim ben onu, buyurun. Evet, evet, böyle travmatik bir iz kaldı. Günlerce çalıştım kendi üzerimde, sonra bir arkadaşımdan destek istedim gibi. Yani bu da bir örnek olsun. Sonra kendi üzerimde çalışırken şunu fark ettim. Oğlumu bir yarım saat aradık. Benden habersiz bir başkasıyla çıkmış ama okulun altını üstüne getirdik. Yani nasıl korktum anlatamam. En son bayılıyordum neredeyse. Ondan sonra geldi ve nasıl sarıldım. Çünkü o esnada insanda şöyle oluyor. O 5-6 saniye içinde hayatının bütün şeyi, döngüsü tık 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 senaryolar gözünüzün önünden geçip tabii, son film şeridi gibi. Film şeridi gibi. Sonra ben dönüp baktığımda annem bana hamileyken bir bayram arifesinde dayımı kaybediyor. Tam bayram arifesi gecesi dayım askerden tezkere alıp geliyor ve o gece çok feci bir trafik kazasında kaybediyor. İşte bana da son ayları böyle tam. Dolayısıyla kaybetme korkusunun oraya ait olduğunu gördüm. İşte anne tarafımda sonra bunu araştırırken yıllar sonra bu yaşındayım, kayıp bir amcası olduğunu öğrendim. Yani kaybın ne olduğu önemli değil ama bunun mutlaka sizde izleri vardır ve bunu tetikleyici bir ortam bulduğunda tak diye sizi ele geçirir. Bir kişi travması olup olmadığını böyle anlayabilir Burcu Hanım. Yani benim hangi travmam var ya da bende travma diye gözükmesi gereken şey nedir? Sizin nasıl hissettiğinize bakın. Biz Theta Healing'de hislerle çalışıyoruz zaten. Dolayısıyla da bir olaya, bir kişiye az önce yorum kattığımız gibi nasıl algılıyorsak ve yorum katıp hissediyorsak o zaman diyorum ki bundan siz ne hissettiniz? Çok korktum. Kaybetme korkusu. Bu para kaybetmek, sevdiklerini kaybetmek, şuurunu kaybetmek, aklını kaybetmek her şeye yol açabilir. O yüzden sevgili hocam, hisse kredi verilmiyor. Taksite bölemiyoruz. Hissimizi iyileştirmek için. Aslında hayatımıza aldığımız insanlar o kadar kıymetli ve özel ki hele geçmiş travmalarımızı anlattığımız, içimizi döktüğümüz insanlar özellikle yarın öbür gün bunları bizim yüzümüze çarpmamaları gerekiyor, vurmamaları gerekiyor. Bunu mu analiz edelim, yaşamaya mı çalışalım? Kendi ruh sağlığımızı mı koruyalım? Beden sağlığımızı mı koruyalım? Çok güzel sorular. Böyle ki aslında gerçekten öyle. Şaşırıyorum bazen. Buyurun tamam sana. Şöyle söyleyeyim. Herkesin yüreği birazcık ferahlasın bu sıcakta. Sıkıştırmıyorum değil mi hocam? Yok size? yok çok sıcak olduğu için öyle yaptım. Hiç tamam. Değil. Bir yandan pervane çalışıyor ama gürültü olmasın diye açmadım. Şimdi herkesin yüreği biraz ferahlasın o zaman. Şimdi öncelikle hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Hayatın akışında her zaman iniş çıkışlı bir şekilde devam ediyor hayat. Bugün böyle, yarın böyle, yarın böyle. Zaten biz
çalışmalar sonrasında hayatımızda böyle wow, her zaman gülücükler saçacağız, hayatımızda artık hiç kıtlık yaşamayacağız, zorluk yaşamayacağız demiyoruz. Önemli olan bunlarla baş etme şeklimiz, yani bunlara yüklediğimiz anlam ve akış değişmesi. Çünkü bizim ona baktığımız pencere bu taraftan bu tarafa geçtiğinde, algı değiştiğinde akış değişiyor. O zaman ben hayatımda karşılaştığım olaylara yüklediğim, değil mi, yorumlar, tamam ya bugün de vardır bir hayır, çok uğraştım, elimden geleni yaptım ama olmadı. Ya da dediğiniz gibi bir kez bir arkadaşıma sırrımı verdim, derdimi paylaştım ya da çok acı dolu bir anımı anlattım. Eğer bunu bir başkasıyla paylaştıysa ve bu beni rahatsız ediyorsa bir daha onunla paylaşmamayı tercih edebilirim. Bunlar her zaman tercihlerle eş orantılı. Çok da zor bir şey değil. Önemli olan hayır diyerek de sağlıklı sınırlar çizebiliriz. Bazen dediğiniz gibi bir arkadaşla sohbet ederken hiç anlamsızca siz onun iyiliği için aslında belki de önerilerde bulunursunuz. O ağlamaya başlar. Neden? Doğru. Çünkü onun orayla ilgili hassaslık bir noktası vardı. Ay çok özür dilerim, ben yanlış bir şey mi söyledim, seni kırmak istemedim dersiniz. Oysa orada anlaşılması gereken şey orada bir şeyi tetiklemiş olmanız. Bu tarzda nerelerde tetikleniyorsa kişiler, nerede kendilerini bir anda tutukluk gelip ifade edemiyorlarsa, nerede donmuş hissediyorsa orada bir travmatik izi kalmış olabilir. Bu anılara dönüp bakabilirler. Mesela beşik, hepimiz beşikte büyüdük. Annem üç çocuk bizi tek odalı evde beşikte büyüttü. Salla salla salla. Biz ne kadar oğlumuzu hiç sallamasak da onlar öyle büyüttü. Beşikten düşmüş olabilirsiniz ve bir yükseklik korkusu kalmış olabilir. Bu da mümkün. Bir trafik kazasında bir lastiğin kokusu YouTube kanalında anlatmıştım. O sizde buna yakın yanık kokusu duyduğunuzda kalabilir. Bir yangının ortasında kalmış olabilirsiniz. Oradaki o is kokusu ya da bir güneşin sıcağı bile sizi rahatsız ediyor olabilir. O yüzden ben güneşlenemem diyebilir insanlar. Baktığınızda gerçekten böyle anıları vardır. Mesela kolektif travmalar var. Yani hepimizin ne yazık ki son zamanlarda yaşadığı deprem, sel, doğal afet, göçük altında kalanlar. Bakın bunlardan hepimiz bunları arındırıp temizlememiz gerekiyor. Şimdi travma silme dili diye bir şey var. Böyle bir şey yok. Yani travma silme diye bir şey olmaz. Tabii ki bu çok de önemli hocam söylediğiniz söz. Genelde hep böyle sosyal medyada da yazılı basında, evet, da görüyoruz, görsel basında da. İşte iki kere seans yapacağız, bütün travmalarınızdan kurtulacaksınız. Böyle bir sihirli değnek var mı? Birebir canlı yayında öğreneyim sizden. Hı hı. Bir kere kaç kez olacağını biz hiç kimseye söylemiyoruz. Söylenmemesi gerek çünkü bir kişiyle çalışmadığınız süre içerisinde, onun hikayesinde birlikte yol almadığınız süre içerisinde, onun tekamülünde o birle on arasında hangi aşamada olduğunu anlamak çok zor. Bu ancak yolculuk esnasında ortaya çıkabilen bir şey. Ama yine dediğiniz o sihirli değnek olmadığı için en az birkaç çalışmada bile çok büyük farkındalıklar, dönüşümler, bunlara tanıklık edebiliyoruz. Kişinin kendine izin vermesi, bazen yok, bazen yolcu olması gerekiyor. Ama travma silmek diye bir şey yok. Bunu dönüştürmek diye bir şey var. Çünkü bu duygu diliyle ilgili. Yani ne güzel söylediniz. Gerçekten de tacize uğramış olabilirsiniz ve ya da aramızda bu tarz kişiler de olabilir. Envai çeşit şey gelebiliyor insanların başına. Bedeninden tiksinebilir. Kendini güvende tutmak için kilo alıp çirkinleşmiş olabilir. Çünkü bunları hep kök inanç olarak buluyoruz. Erkeklerden kendimi uzak tutmak için çirkin olmalıyım. Kimse güzel yani olursa zarar görür. Sahip olmasın diye. Evet, evet. Aynen öyle. Mesela göç. Ben de göçmen bir ailenin kızıyım ama çok eski. Hem Selanik hem Bulgaristan. Fakat zamanında böyle Almanya'ya göç eden, orada çalışmak için giden gurbetçi anne babalar da var. Hep anneanneye, babaanneye bırakmışlar çocuklarını. Danışanlarım da özellikle de yurt dışında yaşayanlar da çokça gözlemlediğim bu. Annem bir kere keşke giderken dönüp baksaydı, otobüsün arkasından çok bir kerecik sarılsaydı diyor. Yani çalıştığım kişi 50 küsür yaşında, hala içindeki o küçücük kız çocuğu annesi bir kerecik onu öpsün, sarılsın diye bekliyor. Ya da ben annemin kokusunu bilmiyorum, beni anneannem büyüttü diyebiliyor. Mesela peki, ben de 6 yaşında. Bu kişi anne mi sevgili hocam? Çok merak ettim. Bunu söyleyen kişi anne mi? Annesine anne. Özlem duyan kişi anne olmuş mu? Evladı var mı?
Evet, ama mutlaka çocukların da o da çokça sınanmış, yorulmuş. Hatta kızlarını yetiştirirken özellikle de kızları olmuş çokça. Aynı telaşelere sürekli onları korumacılık içgüdüsüyle ya da yalnız bırakmayayım diye çok yorulmuş, çok yıpranmış. Bu sefer bunlarla ilgili geliyor. Ha, anlıyorsunuz ki onları korumaya çalışıyor. Ya da işte dediğiniz gibi ona şiddet uygulayan hiç mutlu olmadığı, hayatı paylaşamadığı ve hatta evin bütün yükünü taşıdığı bir erkekle evli oluyor ama sırf çocukları için yıllarca ona katlanabiliyor gibi gibi gibi. Zaten sonunda da mutlaka yine kadın hastalıklarıyla ilgili bir şey dişiliği ve kadınlığı reddettiği için ortaya çıkabiliyor. Bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Zaten hocam karşı karşıya geldiğinizde kişilerde bir analiz ediyorsunuzdur. Oturmasından, ayak ayak üstüne atışından, ne bileyim telefonu tutuşundan, size karşı takındığı usluptan, tavırdan. Şimdiye kadar binlerce insanla karşı karşıya gelmişsinizdir. Minimum, maksimum zaman sınırı nedir diye sorsam. Yani evet bazen 2 günde de bitiyor, örnek veriyorum. Bazen 2 ayda da bitiyor ya da 1 yılda da bitiyor diyebildiğimiz, hani illa ki bunun bir sonu vardır, değil mi? Ömür boyu Şöyle devam söyleyeyim. edecek. Theta Healing anda dönüşüm tekniği aslında. O yüzden tek seansta bile muhteşem dönüşümler ve 20 yıldır hiç görüşmediği annesinin 20 yıl sonra "Aa bak" ya da hiç annesi sevgi göstermemiş. Mesela bir öğrencim var öyle. 20 yıl annesiyle birlikte çok böyle meşakkatli bir hayatı olup "Annem beni hiçbir kere sarılıp öpmemiştir" deyip "Annem beni bugün gelip yanağımdan öptü" ya da "Benim bir yaş doğum günümle ilgili 35 yıldır sakladığı bir fotoğrafı varmış. Bugün çıkartıp bana getirdi. Hocam bu ne kadar kıymetli benim için" diyen kişiler var. O yüzden de inanın bir stabil yok. Kişiye özel ama bu genellikle bazen haftada bir, her hafta danışmanlık alan, her ay danışmanlık alan, 15 günde bir danışmanlık alan danışanlarım var. Zaten 3-4 danışmanlık aldıktan sonra bunun rahatlığını, özgürlüğünü ve kolaylığını hisseden herkes bizim bir şekilde öğrencimiz oluyor. Yalnız ben aklıma gelmişken bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Ben köyde büyüdüğüm için travmalar deyince aklıma gelen şeylerden bir tanesi de şu oluyor. Mesela köylerde hep bahçelerde yıkarlardı ölülere. Ölü, bir çocuk için ölü görmek, cenaze görmek, ne bileyim bir kazaya tanıklık etmek, bunlar çok önemli şeylerdir. Çocukken şimdi Kesinlikle. anlıyorum neden bizi oradan uzak tuttuklarını, cenazenin başında gösterilmez, siz bakmayın, ondan sonra geriye çekilsin dediklerini. Ya da ne bileyim hani burada herkese yakın olsun örnekler veriyorum. Benim gibi yaşayanlar vardır. Köyde evlerde cenaze gelir, öyle hastanede bekletilmez, evin ortasına yatırılır ve üzerine bıçak konulur. Hayatı boyunca çocuk bıçaktan korkar. Ben ekmek kesemem der mesela. Benim bir danışanım var öyle. Hocam Anlatabiliyor muyum? sadece çocuklukta da değil, yetişkinlik döneminde de bir travma. Kişinin Evet. ruhuyla alakalı bir şey bu. Hazır değil onu görmeye ve onu Evet. hayatı boyunca unutamayacak. Bu benim için de geçerli. Çocuklukta da yaşadığım, ergenliğimde de yaşadığım, Evet. yani orta yaşımda da yaşadım, yaşıyorum ve hala gördüğüm hiçbir şeyi unutamıyorum. Demek ki bir sıkıntı var orada. Eminim, hani çok sevdiğim bir söz vardır. Yarım saatiniz varsa 10 dakikalık bir şey anlatacağım derim ben bazen. Çok güzel. Aynen, sizin de Yine. bir ayınız Wow. varsa, bir haftalık travmalarımdan bahsedeceğim. Vallahi süper. Onun için kime göre, neye göre hocam? Herkesin işte dedik ki ağrı eşiği farklı. Fakat hep çocukluktan bahsediyoruz. Yetişkinlik çağında da travmalar önemli. Ve programımızın başında söyledik. Şimdi 15 dakikamız var programımızı bitirmemize. Her bir konuyu toparlayıp kapatacağız zaten. YouTube kanalınızdan bahsedeceğiz. Sizden nasıl eğitim alabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. İzleyicilerimize şimdiden söyleyelim. Bu travmalar... Evet, çocuklukta bunun farkında değiliz. Yetişkinlik çağında farkındayız. Çevremizle konuşuyoruz. Çevremizin de bize destek vermesi çok önemli. Hep şunu söylüyorum. Asıl hastalar doktora gitmez ya. Hastaların hasta ettiği doktora gider. Mantığı Hastaların vardır ya. Asıl hasta, yani ruhen rahatsız olan insanlar, karşısındaki insanları hasta edecek şekilde bir mobbing uygular ve o insanı hasta eder artık. Onunla yaşanmaz hale gelir ve hasta olduğunu da kabullenmez ya. Hasta olmayan gider tedavi görmek ister. Şimdi bu anlamda çevresinden almış olduğu destek de çok önemli. Siz bir noktaya kadar o insanın hayatındasınız ve destek vereceksiniz. Eğitim bittikten sonraki hikayede çevresi,
iş hayatı, sosyal hayatı çok önemli değil mi sevgili hocam? Bu konuda vereceğiniz bilgiler benim ve bizim için çok önemli. Tabii ki. Neden çocukluğa ve atalara gittik? Çünkü o 7-8 yaş sonrası artık evin temeli atılmış oluyor. Zaten bunu bütün psikoloji, bütün nörobilimciler de söylüyor. Artık çocuğun ego bilinci burada devreye girdiği için evin temeli atılıyor, evin duvarları çıkıyor. Evin duvarları neye göre çıkıyor? Evin temeline göre, yüzeysel yapısı ne kadarsa ona göre çıkıyor. Yani o saatten sonra bütün inanç kalıplarımız, bizim Theta Healing'de bilinçaltı inanç kodları dediğimiz, yani bir şeyin gerçekliğine inanma halimiz, o kodlar yerleşmiş oluyor. Bir daha biz ölene kadar, sizin de benim gibi şu an burada fark edip sorgulayana kadar hayatımızda hep onlara neyse kayıtlı olan kod, onlara benzer şeyleri yaşıyoruz. O yüzden çevremiz önemli tabii ki. Çevremiz bizi başarı ve başarısızlıkla kim olacağımızı söylüyor olabilir. Zaten bizim kimliğimize ve nasıl olacağımıza etraf karar veriyor. O yüzden de manipülasyon konusunda ya da sen herkesin istediği kişi olmak zorunda değilsin diye 2 hafta sonra gelecek bir videomuz var. Onu da çektik. Bunlar kıymetli ama etrafında mesela çok zengin bir ortamda yaşayan, iyi bir ailede yaşayan, iyi bir eğitim almış kişiler olabilir yetişkinliklerinde. Fakat sonra gerçekten iflas etmiş olabilir. Ortamı değişmiş, yaşadığı yer değişmiş olabilir. Bu da onun için çok ağır bir travmadır. Ama yokluktan gelen birisinin zaten bir şeyi kaybetme, kazanma olasılığı daha yüksek olduğu için o burada zorlanmaz. Mesela bunun gibi düşünün. Ya da aileniz sizi büyütürken çok fazla akademik kariyer odaklıdır. Size sürekli bizim gibi olma, oku, büyük adam ol, büyük kadın ol, şöyle işler yap diyordur. Siz oysa ki yani o seçtiğiniz bölümü bile isteyerek seçmemişsinizdir. Mesela yine hani çalıştığım danışanlarımdan biliyorum. Diyor ki mesela ben X üniversiteyi istiyordum. Orayı kuzenim kazandı. Ben oraya gidemedim. Hala içinde yoksunluk. Ha, o zaman kuzenine özenç, kıskançlık ve aile tarafından da bir küçük görülme yetersizlik olabiliyor. Bunların hepsi travmatik olabilecek şeyler. Doğum başlı başına bir travma. Hem çocuk için hem anne için. Öyle değil mi? O yüzden ten tene temas derler ya hep sevgili hocam, Evet. anne ve Evet, çocuk için. aynen öyle. Mesela en büyük travmalardan bir tanesi sezaryen. Eğer bir sağlık sorunu yoksa, buradan da hani hekimlerimiz yanlış anlamasın, ama güvenli bağlanmanın yollarından bir tanesi de normal doğumdur. Eğer aksi giden, müdahale edilmesi gereken bir durum dışındaysa, orada bir koparıp almak ya da işte doğduğunda babanın yanında olmaması. Ya da ben kız çocuğuydum, babam mesela kız olduğumu öğrenince hastaneyi terk etmiş diyen danışanlarım. Bakın yani bir erkek tarafından terk edilmek daha doğduğu gün başlıyor ve çocuğun ruhu bilinci bunu biliyor. Çünkü zaten açık doğuyor. Ta 7-8 yaştan sonra artık tamamen ve tamamen ego bilinci. 9 aya kadar zaten bütün bilgiyle yüklü. O yüzden de anne hamileyken benim gibi karnında yaşamış olduğu kayıplar ya da zorluklar da olabiliyor. Başka mesela buraya birkaç tane daha örnek vermiştim. Depremi Siz mutlaka zaten örneği verirken hocam şey geldi aklıma, hani küçük yaşta sevdiği bir erkek tarafından terk edilmiş, ailesi tarafından babası da terk etmiş olabilir. Bu hayatı boyunca ben birini seversem beni terk eder korkusuyla yaşayan benim çevremde çok insan var. Beni babam terk etti, hayatımı alacağım insan mı terk etmeyecek mantığıyla. Ve şuna çok üzülüyorum. Evet, bu olay zaten üzücü ama bunu kabule geçip sanki çaresizmişçesine hayatına devam etmek beni daha da çok üzüyor. Ölümden başka Herkesin her şeyin çözümü var. çaresi var. Evet, Evet, ölümden çözümü var. başka her şeyin çözümü var. Yeter ki bir silkelenip böyle kendi gücümüzü toplayıp ona göre hayatımızdaki hikayeyi çizemememize sebep olan insanları ayıtladığımızda daha keyifli bir yolculuk olacakmış gibi geliyor bana. Her şeyin çözümü var. Şimdi biz 45 dakikadır konuşuyoruz sevgili hocam. 7 gün 24 saat konuşsak vereceğiniz örnekler bitmez. Öyle değil mi? Bitmez fakat burada çözüm kişinin kendi sorumluluğunu eline alıp kurtarıcının sadece içinde olduğunu hatırlaması. Burada nasıl kurtarabilir kendini? O babanın onu terk ettiği güne ya da o az önce verdiğim doğum anında baba orada olmayıp hastaneyi terk ettiği için eğer bir erkeğe aşık olursam, seversen beni terk eder kafasından o inancı serbest bırakması. Ne yapacak?
o güne gidecek. Yani onu anne karnına ve doğduğu güne geri götürerek burada çeşitli çalışmalarla onu özgür bırakabiliyoruz. Burada hani kolektifin dışında toplumdan mı bireye, bireyden mi toplum iyileşir? Öncelikle tekilden başlar. Ben iyileşirsem etrafım iyileşirse diğerleri şeklinde. O yüzden birbirimizi iyileştirmemiz lazım. Önce kendini iyileştirecek. Hocam derdi ki bunu çok severim. Gerçek şifacı kendi dertlerinin peşine düşüp önce kendini iyileştiren kişidir. Vallahi hala üzerinde çalıştığımı söyledim size. Ve çünkü Evet. yaşam devam ediyor. Ben de her gün sizler gibi birçok aksi, ondan sonra kalbimi kıracak, pat diye arayacak, ne bileyim tanımadığım insanlarla konuşuyorum, çalışıyorum, başka şeyler, sosyal çevrem, ailem var. Önemli olan bugün neden bunu yaşadım sorusunu sorabilmek günün sonunda. Benim buradan öğrenmem gereken ne? Demek ki ben bir yerde dengeyi bozdum. Ve peki nasıl dengeye gelmeliyiz? Eğer bu soruları the work dediğimiz yazarak hiçbir şey bilmiyorsak bu yöntemle bile bakabiliriz. Bugün ne yaşadım? Bundan ne hissettim? Peki bana ne kattı? Gibi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Gerçekten hep biz mi suçluyuz? Hiç karşı taraf da bizim Aa! dengemizi bozmuş olamaz mı yani? Olabilir, Hani bir suçlu yerde bir değiliz. sınırımız var ya hani bizim hani Evet. karşımızdaki insan da o bizim sabır taşımızı biraz fazlalaştırdığı için. Aa lütfen istediğin kadar bana bağırabilirsin. Benim suçum. Ben seni çağırdım diyemiyoruz o noktada. Yok. İşte. Benim söylemek istediğim aslında hiç bu da değil, biliyor musunuz? Genellikle burada kaçırıyor insanlar tam bu çizgiyi. Hemen açıklık getirin. Çok teşekkür Bilerek sordum hocam. ederim. Evet, fark ettim. Şimdi söylediğimiz bu değil. Hani bütün çalışmalarda ya da her gün beni de böyle pozitif zannediyorlar, sürekli gülen, hiç derdi tasası olmayan filan. Bir şube müdürüm bana demişti ki bu eğitimleri alırken, Sevancım ya durmadan her hafta bir eğitime gidiyorsun. Şimdi senin hayatında hiçbir daha parasızlık, zorluk, hastalık, hiçbir sorun olmayacak mı? Gibi. Aa. Şimdi böyle algılıyor insanlar. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Burada önemli olan şey sizin burada, aa tamam canım ya sen bana böyle söyle zaten buradan giriyor buradan çıkıyor ya da umurumda değil ya da haklısın ya her şey benimle ilgili değil. O kişiye tavırlarımızı göstereceğiz. Öfkelenmeye izinliyiz bir kere. Sürekli gülmek zorunda değiliz. Bağırmaya izinliyiz. Tamam. Ama insanlara kabalık etmemek ya da onları kırmamak kaydıyla. Haddimizi Üstad bilerek, demiş, had bilmek kadar lezzetli evet. diyor hocam. Buyurun. Bir insan demiş, bir üstad demiş ki kendini bilen kişi ve değişime hazır olan kişi karşı tarafa saygı duyan kişidir. Nezaketi kaybetmeden. Ama bağırmak mı istiyoruz? Ben de bağırıyorum emin olun. Yani bir yere çıkıp çığlık da atabilirsiniz. Yeri geldiğinde hani kendi kendinize küfür de edebilirsiniz. Ay ben ne yaptım da diyebilirsiniz. Sitem de edebilirsiniz. Kahkaha da atabilirsiniz. Bunlara hepsine izinliyiz. Bunlar zaten ihtiyacımız olan duygular. Korku bile ihtiyacımız olan bir duygu. Travmalar diyoruz ama travma dediğimiz şey savaş ya da kaç kodundan gelir. Bu bizim egomuzdu. Bizi hayatta tutan şeydi. Ve biz korktuğumuz şeyden kendimizi güvende tutmak için, hayatta kalmak için bunu yaparız. Korku ayrıca bizim hedeflerimize, ego da öyledir. Arkadan bizi iten güçtür. Gerekir. Çünkü bir şeyden azıcık çekinirsem onu nasıl yapacağımla ilgili dikkat de ederim. O yüzden karşımızdaki insanlara da eğer başıma bir şey gelmesiyle ilgili bir endişem varsa temkinli olmayı bize hatırlatır. Ancak tabii ki de bunu bir kere susarsınız. Allah Allah niye bana böyle bir şey dedi ki deyip kendinize sorarsınız. İkinciye yaptığında arkadaşım ya hani sen böyle diyorsun ama bak bu bana pek de iyi hissettirmiyor dersiniz. Yani bu kendini ifade etmektir. Ya da bir kişi sizden sürekli alma enerjisindeyse hayır diyerek de sağlıklı sınırlar çizebiliriz. Mesela hayır diyemiyorsa ben sana haklısın, hak da veriyorum ama bu senin fikrin. Ben bugün bunu böyle olmayı seçmedim diyebiliriz mesela. Hani her şeyin bir yöntemi var. Burada önemli olan yönetemediğimiz davranış ya da eylemlerimizi nasıl yönetebileceğimizin yollarını aramak. Bunlar önce blokajlardan arınmak, sonra travmalarımızla yüzleşip onları iyileştirme yoluna adımına gitmek. Ondan sonra zaten biz arındıkça genişliyoruz. Genişledikçe bilincimiz yükseliyor. Bilinç alanımız yükselip genişledikçe aldığımız bilgi ve sorguya geçme halimiz başlıyor. Sorguda olan insan zaten seçmeye başlayan, filtrelemeye başlayan insandır. Biz bir şeyi seçemiyorsak
Değil mi? Orada bir tıkanıklık var demektir. Ya da o konuyla ilgili bilgimiz yok demektir. Biz genelde karşıdan birisi gelsin, bizi kurtarsın diye bekliyoruz ama bu çok mümkün olmuyor. Başta ben de destek aldım, hep yardım aldım. Ama sonra baktım ki hikaye benim hikayem ve bunu en iyi ben biliyorum. O zaman bunu dönüp bakıp nasıl iyileştirebilirim? Bunun yolları çok da kolay ve eğlenceli. Hocam o kadar güzel, o kadar keyifli aktarıyorsunuz ki. Şimdi ben bunu hep yayınlarımda da söylüyorum. Evet, uzman olmak çok değerli, çok kıymetli ama bunu bizlerin anlayacağı şekilde aktarmak daha da bir güzel. Çünkü biz bazen sizin uzmanlık terimlerinizi bilmeyebiliriz. Tabii Tabii ki. ki ben kendim için söylemiyorum onu. Ben de biliyorum ama bilmiyormuşum gibi sormak zorundayım. Anlamıyormuş gibi sormak zorundayım. Birçok şeyi de bilmiyorum. Sizler gibi değerli konuklarımdan ben de öğreniyorum. Ama izleyicilerimizin sözcüsü olmak benim burada amacım. O köprüyü kaliteli bir şekilde kurmak. Gerçekten nasıl zamanın geçtiğini anlamadım. Akıcı, tane tane... Çok nasıl derler sevgili hocam? Uslup dedik ya, uslubun ne kadar güzel olduğunu. O bakışınızdan, tavrınızdan, kalitenizden zaten belli oluyor. Başarınız her daim devam etsin. Bizler sizin Amin gibi inşallah. değerli uzmanlarımızı izleyelim. Şifa almaya devam edelim. YouTube kanalınızdan bahsedelim. Nasıl izleyebilirler izleyicilerimiz? İzleyicilerimiz nasıl Evet. ulaşabilirler YouTube'dan? Aha. Bebek bir kanalımız var. Daha 3 ay oldu. Çok da tatlı videolar var. Her konuyla Şahane. ilgili. Değersizlikten, yetersizliğe, kıtlık bilincinden, bugün yüklediğim ruh işine kadar ve yeni daha birçok video çektik geçen hafta. İçerikler geliyor bomba gibi. O yüzden de Seval Kiremitçioğlu Uyanış Farkındalık Atölyesi olarak YouTube kanalıma abone olarak hem yeni yükleyeceğim meditasyon çalışmaları var. Onlara katılabilirler üyeliklerini gerçekleştirerek hem de bütün videoları sevdikleriyle paylaşırlarsa biliyorsunuz aracı olmak şifanın en dönüştürücü hali. O yüzden de ne kadar çok kişiye bunu yayarsak o kadar çok kişiye ulaşmış Kesinlikle. olur. Biz de iyileşiriz. Oradan ulaşabilir. Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Çünkü benim en çok eğlendiğim alan, sevdiğim alan. Oradan her daim iletişim bilgilerinden ulaşabilirler randevu içinde. Atölyemizin ismi Uyanış Farkındalık Atölyesi ve Bursa'da yaşıyorum ben. Eğitimlerimizin çoğu, danışmanlıklarımız da öyle. Online üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla yurt dışından çok fazla öğrencim ve danışanım da var. Şahane. Evet, en yakın Theta Healing tarihlerimiz de Ağustos tarihleri. Bugün belirledim. Muhtemelen yarın yine Instagram sayfamızda yer alacak. Kontenjan var mı? Doldu mu hocam? Bunun da bilgisini alalım. Dolduysa evet, evet. Nasıl faydalanacağım? Şu anda var çünkü daha yayınlamadım. Öncelikle iç gruplara duyurdum. Evet, yayınladığımda kendi gerçekliğine uyanmaya hazır olan herkesi bekliyoruz. İlk 3 modülü almak, kendi üzerine çalışmak, kendini okuyabilmek için çok kıymetli. Dilerlerse çok. Sonra gelişmek için, benim gibi bunu meslek edinmek için de ilerleyebilirler. Her daim zaten bir grubumuz var. Ben onların yanında olacağım. Önemli olan dediniz ya, hani bilmiyorum, ben de hala bilmiyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Öğrenmek çok keyifli ve ben öğrenci olmaktan çok mutluyum. Bence en büyük erdem öğrenci kalabilmek. O yüzden bildim demek zaten hiçlik demek. Bundan da çok çekinirim. Ben sadece kendi hayatımda deneyimleyip faydasını gördüğüm şeylere eğitimini aldım. O yüzden de deneyimlediklerim kadar kişilere aktarmaya çalışıyorum. Yani bir rehber gibi düşünebilirler. Bilgiler herkeste var. Hiç kimse kimseyi kendinden ben dahil ayrı tutmasın. Hiç kimse çok böyle özel, spiritüel, ruhsal falan değil. Zaten hepimiz ruhsal varlıklarız ve dünya spiritüel bir yer. O yüzden kimse kendini küçümsemesin. Önemli olan o DNA'larımızda unuttuğumuz bilgiyi hatırlamak. Bunun da birçok yolu var. Aslında bu teknikler bize o konuda destek oluyor. Bekliyoruz herkesi. Buradan da söyleyelim zaten hem sosyal medyada hem görsel basında da sizi takip etmeye devam edeceğiz. Programımızı da YouTube kanalıma aktardıktan sonra hikayemize de paylaşacağız. Sevgili hocamın sayfasını da etiketleyerek oradan da başından sonuna kadar hep diyorum böyle öğretici, eğitici yayınlar olduğu zaman benim karnım doyuyor hocam. Mesleğimi o kadar çok severek yapıyorum ki yemin ederim. Hani böyle izleyicilerimiz keşke şuradan bir sesleri gelse de o hissi de alabilsek. Gerçekten hep bunu istemişimdir. Teknoloji gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi diyoruz. Bu şekilde bizlere ruhunuzu, şifanızı aktardığınız için
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık, enerjinize sağlık. Hep böyle ışıl ışıl bakın hocam. Ay inşallah hep birlikte öyle olsun. Işığımız sonsuza yayılsın kolektife. Bilgi çok lezzetli bir yemek yemek gibidir. Bu sözü Ya. çok severim. O yüzden de lezzetine doymaz. Hani lezzetli bir yemek yemek nasıl keyifliyse yeni bir bilgi edinmek de öyledir. Eğer takipçileriniz de bu yayını merakla izleyip soruları varsa lütfen paylaştığımızda postun altına yazarlarsa ben seve seve yanıtlarım. Belki bir Can. canlı yayına sadece soru cevap yaparsak böyle interaktif olarak onlarla birlikte iletişimde sorularını da yanıtlayabilirim. Tabii ki hocam, programımızın sonuna gelmişken hemen de açıklayalım bunu. Ben kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Şimdi sorular geliyor. Orada Evet. izleyicilerin söylediği zaman hadi Burcu Hanım, hadi cevap bekliyorum vesaire, içim gidiyor bu sefer cevaplanmadığı takdirde. Zaten gelen sorular artık programımızın başına demiştik ya, farkındalığımız arttı hocam. Ne soruyorsam onunla alakalı sorular geliyor. Yani artık kalem başlıklarımız belli. O kalem Çok net. başlığı üzerinden genişliyoruz ya da küçülüyoruz. Ama ok aynı yere saplı. Bunu ben Evet. fark ettim. Bu zamana kadar yaptığım değerli, kıymetli konuklarıma gelen sorularda. Evet, adres belli. Sadece yollar değişik. Herkesin istediği o Kesinlikle. yola başvurmak, ama işte o da kişinin kendi isteği, arzusu, yaşı, gelmişi, geçmişi, annesi, babası, evladı, bir birey olarak hepsi özel. İlk yayınımızın sonu olmasın, doyamadık. Sadece 45 dakika değil, 45 gün konuşsa gene yetmez zaten bunun Vallahi üzerine. benim için de çok keyifli sizinle sohbet. Yayın öncesi de sohbet ettik. Bir yayın gibi oldu. Ben de çok isterim. O yüzden de ruhunuza sağlık, ışığınıza sağlık. Sizi tanımak çok büyük keyifti. Daha tatlı, eğlenceli, belki farklı konularda da yine bir araya geliriz ama Venüs Retrosu'nda tam karmik borçlarımızı ödemekle ilgili bizi sınayacağı için özellikle de tüm ilişkilerimiz, anne baba, ikili, partner, sevgili fark etmez, bu ilişkilerimizle ilgili kişiler travmasını alan gelsin. İyileşmek için her şey mümkün. Sevgilerimi gönderiyorum. Kocaman Bursa'dan sevgiler, selamlar. Öpüyorum sizi. Biz Sevgiyle de kalın. sizi öpüyoruz hocam. İzleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Tekrar buluşmak ve görüşmek üzere diyelim. Kendinize güzel bakın. Hoşça kalın. Evet, sevgiyle kalın. Bay bay. Hoşça kalın.